yıldır soruyoruz. İbrahim Çelik ve Edip Çelik nerede? 1007. haftamızda 30 yıl önce Batman'da Hizbullah tarafından evlerinden alınarak kaybedilen baba oğlun akıbetlerini sormak için buluştuk. İbrahim Çelik ve oğlu Edip Çelik de bu insanlardandı. İbrahim Çelik'in evine 10 Temmuz 1994 gecesi maskeli ve silahlı 4 kişi geldi. Bu kişiler yer gösterme bahanesiyle İbrahim Çelik'i zorla yanlarında götürdü. Durumdan şüphelenen 19 yaşındaki Edip Çelik de babasını yalnız bırakmamak için peşlerinden gitti. Baba oğul eve dönmeyince endişelenen aile jandarmaya ve emniyete başvurdu. Aile daha sonra olayla ilgili Hizbullahçıların isimlerini vererek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak ailenin bütün başvuruları sonuçsuz kaldı. İbrahim Çelik ve Edip Çelik'in akıbetleri 30 yıldır karanlıkta bırakıldı. Onları kaybedenler cezasızlıkla korundu. 1007. haftamızda bir kez daha siyasi ve adli makamlara sesleniyoruz. Zaman aşımı hükümlerini gözaltında kaybetme suçunu cezasız bırakmanın bir aracı olarak kullanmaya son verin. Kayıp yakınlarının hakikat ve adalet arayışını engellemekten vazgeçin. İbrahim Çelik ve Edip Çelik'in akıbetlerini açığa çıkaracak etkinlikte soruşturma ve kovuşturma yapma ve faillerini cezalandırma yükümlülüğünüzü yerine getirin. Ben Galatasaray'da büyüyen bir cumartesi torunuyum. Neden mi Galatasaray'dayım? Dedeme, dayıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Onların bir mezar olsun istiyorum. Anneme, anneanneme bu acıda yaşatanlar bulunsun, yargılansın istiyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum. Ailesi olarak İbrahim ve Edip Çelik'in aramaya devam edeceğiz. Onlara ulaşmayı umudumuzu kaybetmeyeceğiz.